Herkese merhaba. Yellowstone Parkı, ABD'nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan bir milli parktır. Yellowstone, birçok cazibe merkezine sahip muhteşem milli parkı sayesinde dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir. Ancak 24 saatten kısa bir süre içinde açılan 30 metre genişliğindeki çatlak sebebiyle ziyaretçilerin dikkatli olması gerekiyor. Peki bu çatlağın oluşmasının sebebi neydi ve bu durum milli park ve çevresi için ne anlama geliyor? Yellowstone Milli Parkı turistler için popüler bir bölgedir. Bölgede Büyük Kanyon ve 32 kilometre uzunluğundaki Yellowstone Nehri gibi ilgi çekici noktalar bulunuyor. Yellowstone Şelalesi ise Niagara Şelalelerinin yüksekliğinin iki katı kadar bir yükseklikte başlıyor ve oldukça kuvvetli bir şekilde kanyonun zeminine doğru ilerliyor. Buradaki su tamamen berraktır ve yeşil rengi de yosunlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca ısı, su, mineraller ve kireç taşının birlikte oluşturduğu çeşitli renklerdeki travertenlerin, toprağın altındaki kireç taşından çözüldüğü ve yükselerek yüzeye taşındığı Mammoth Hot Springs de burada bulunmaktadır. Yine de Yellowstone'un içindeki toplam su akışı şaşırtıcı bir şekilde sabittir. Ayrıca Yellowstone'da henüz görmeden kokusunu alabileceğiniz bir de çamur volkanı alanı bulunuyor. Buradaki çamurun tüm aktivitesi kükürtten kaynaklanıyor. Öte yandan sülfürik asit çevredeki manzarayı yok edebilecek kadar ürkütücü olsa da büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Milli Park'taki bir diğer popüler alan ünlü Old Faithful Geyser'in içinde bulunduğu Yukarı Geyser Havzası'dır. Parktaki 5 büyük geyserden birinin püskürdüğünü görmek isteyen turistler en çok burada zaman geçiriyorlar. Sonuç olarak bölgedeki tüm alanları birbirine bağlayan bir şey var. Evet, bir volkan. Yellowstone, volkanlarla sıkı sıkıya bağlantılı bir yer olarak biliniyor ve yakınlardaki volkanın etkileri de parkın çevresinde birçok şekilde kendini gösteriyor. Ancak yeni oluşan bir takım olaylar birçok uzmanı korkutuyor. Sadece 24 saat içinde parkta 30 metre genişliğinde büyük bir çatlak oluştu. Bu olayın sonucunda park yetkilileri neler olup bittiğini ve bu olayın bölgenin topografyası için ne anlama geldiğini belirlemek için acil araştırmalar başlattılar. Bu nedenle de parkın büyük bir bölümü kapatıldı. Çatlak, Yellowstone Park'ın Wyoming bölümünde Teton olarak bilinen bir bölgede keşfedildi. Bu arada Teton bölgesi volkanlara pek yabancı bir yer değildi. Teton, 4 jeolojik faktörün sonucunda oluşmuş bir yerdir. Çekirdekteki sert kayalar, dikey yükselme, dağın yaşı ve dinamik yıkım güçleri. Ayrıca Wyoming'teki diğer birçok dağın çekirdeklerinde eşit derecede sert kayalar ve eşit miktarda dikey yükselme vardır. Ancak bunlar 50 ila 60 milyon yıl önce yükselmiş ve o zamandan beri birçok kez aşınmıştır. Öte yandan Teton, Wyoming'in 10 milyon yıldan daha kısa bir süre öncesine dayanan en genç bölgesidir ve bu nedenle kayda değer bir seviyede aşınmamıştır. Normalde herhangi bir dik yokuş veya uçurum, doğanın yıkıcı olaylarına karşı savunmasızdır. Bu bağlamda Teton, iki karşıt güç arasında hiç bitmeyen bir mücadeleyi temsil ediyor diyebiliriz. Birincisi, kayanın aşırı tokluğu ve sonuç olarak erozyona karşı direncidir. İkinci faktör ise tüm kaya molozlarını dağlardan ve alçak yamaçlardan uzaklaştıran verimli ulaşım araçlarıdır. Teton'daki kayalar keşfedilen en sert ve en az gözenekli yapılardır. Sonuç olarak bu oluşumların buz, su ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan mekanik parçalanmaya karşı dirençli olduklarını söyleyebiliriz. Öncelikle Teton soğuk iklimlerde çok az kimyasal bozulmaya uğrayan minerallerden oluşur. Zayıf tabakaların olmaması da sert kaya kütlelerinin kendi ağırlıkları altında çökmesini engeller. Tüm bu koşullar dik duvarların ve yüksek kaya zirvelerinin korunmasını destekler. Akan su, Teton aralığının diseksiyonuna yardımcı olan kaya döküntülerinin taşınması için başka bir etkili faktördür. Bir su hattının neden olduğu tahribat, yıkıcı sellerin neden olduğu tahribat kadar önemlidir. Yıllık yağış, yüksek kesimlerdeki kar ve erimiş su tabakası, bitişikteki Jackson Hole'a bazı kaya kalıntılarını taşır. Bu nedenle Teton'daki çatlak haberinin yetkilileri alarma geçirmesi oldukça anlaşılır bir durumdur. Uzmanlar, kaya payandasındaki hareketleri yakından takip ettiler ve genişleyen çatlaklar keşfettiler. Bunun sonucunda Yellowstone'un şu anda dünyanın mantosundaki erimiş kayalarla dolarak adeta yeniden şarj olduğunu keşfettiler. Öyle ki bilim insanları geçen ay magmanın Yellowstone süper volkanının altında ne kadar hızlı biriktiğini belirlemek için yeni bir yöntem geliştirdi.
Bu teknik, uzmanların yeniden yükleme işlemi sırasında yer kabuğunun derinliklerinden süper volkana giren magma miktarını kesin olarak tahmin etmelerini sağlıyor. Yeni yöntem, yer ostunun ne zaman patlayacağını tahmin edemese de, bilim insanlarının volkanın ölümcül magmaları nasıl biriktirdiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Washington Eyalet Üniversitesi araştırmacılarına göre, bu erimiş volkanik kaya havuzları yeraltı magma odalarında oluşuyor ve patlama süreci için kritik önem taşıyor. Çalışmanın ortak yazarı Profesör Peter Larson ise derinlerde bir şeylerin biriktiğini söylüyor. Bilim insanının açıklamalarına göre dağın altında adeta bir kazan ısınıyor ve bu çalışmalar sayesinde ısınmanın sebebini öğrenebiliriz. Bu magma odaları bir kez dolduğunda volkanlar aylar veya yıllar sonra patlayabilirler. Patlamalarsa atmosfere 1000 metreküp kadar magma salındığında meydana gelir. Öte yandan bir patlama sırasında dünyanın kabuğunu delen ve silika bakımından zengin bir volkanik kaya olan riolit adlı patlayıcı yanardağın ana itici gücüdür. Profesör Larson ve meslektaşları yeni çalışmalarında riyoliti aşağıdan ısıtan magma dumanına odaklandılar. Larson'a göre bu çalışma volkanın her yıl ne kadar magmayla dolduğunu anlamamızı sağlıyor. Araştırmacılar Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki birkaç kaplıcaya kararlı radyoaktif izotop döteryumu enjekte ettiler ve onlara göre bu kimyasal çevre için güvenliydi. Park yetkilileri tarafından da kullanımı onaylandı. Bu bölgeler Yellowstone volkanik sisteminde önemli rol oynayan bir hidrotermal ağına bağlıdır. Kaynaklardan dışarı akan su ve ısı miktarı ise kaynakların sıcaklığı ve döteryumun normal arka plan radyasyon seviyelerine dönmesi için geçen süre kullanılarak hesaplandı. Araştırmacılara göre önceki çalışmalar kaynaklardan akan su miktarını ve kaynaklardan çıkan ısı miktarını hafife almıştı. Bu da bizi şöyle bir soruya getiriyor. Yellowstone'da yaşanacak bir patlama önlenebilir mi? NASA, Yellowstone Ulusal Parkı'nın altındaki süper volkana 10 kilometre kadar sondaj yapmanın ve yüksek basınçlı su pompalamanın daha soğutabileceğine inanıyor. Bu proje 3.46 milyar dolara mal olacak ve NASA bunu en uygun çözüm olarak görüyor. Bununla birlikte ısıyı bir kaynak olarak kullanmak bütçe konusunda bir fırsat sağlıyor. Yani kilowatt saat başına yaklaşık 10 sent gibi fiyatlarla elektrik üreten bir jeotermal enerji santrali inşa edilebilir. Bununla birlikte bir süper yanardağı kontrol altına alma yönteminin ciddi bir dezavantajı vardır. Bu, NASA'nın engellemeye çalıştığı süper volkanik patlamaya neden olma potansiyelidir. Magma odasının tepesini delmek çok risklidir ancak alt kısımlardan dikkatli bir şekilde sondaj yapmak daha muhtemeldir. Büyük riskler bir yana, Yellowstone'u delme yoluyla soğutma planı hiç de kolay değildir. Bu işlem yılda 1 metre hızla gerçekleşecek ve dayanılmaz derecede yavaş bir süreç olacaktır. Bu da daha tamamen soğutmanın on binlerce yıl alacağı anlamına gelebilir. Hatta bu yüzlerce ya da binlerce yıllık senaryoda bile başarılı olma şansı %100 değildir. Peki NASA muhtemel Yellowstone patlamasını önlemeyi başaramazsa ne olacak? Yellowstone Ulusal Parkı'nın altındaki süper yanardağın patladığı bir durumda küller ülkenin binlerce kilometre ötesine püskürerek binaları, ekinleri ve elektrik sinyallerini yok edebilir. Aslında bir magma odası tarihte yalnızca birkaç kez patlamıştır. Yellowstone'un püskürmelerinin büyük çoğunluğuysa genellikle küçük lav akıntılarından oluşmuştur ve en sonuncusu da yaklaşık 70 bin yıl önce Wheatstone Plateau'da meydana gelmiştir. Öte yandan bir süper patlama en az 1000 kilometre küplük bir malzemeyi dışarı salar ve volkan patlama indeksinde 8 veya daha yüksek bir büyüklükteki bir olay olarak tanımlanır. Bu da Texas'ı yerin 1,5 metre altına gömmeye yeter. Bu süper patlamalar 1980 Mount St. Helens patlaması da dahil olmak üzere geçmişte gördüğümüz en güçlü patlamalardan bile binlerce kat daha güçlüdür. Yellowstone bu tür patlamalara ilki 2.1 milyon yıl önce, ikincisi 1.3 milyon yıl önce ve sonuncusu da 664 bin yıl önce olmak üzere 3 kez tanık olmuştur. Hatta bunlardan sonuncusu dışarıya o kadar çok malzeme çıkarmıştır ki 54'e 80 kilometrelik bir çöküntü olan Yellowstone kalderayı yaratmıştır. Yine de Yellowstone'un gezegendeki tek süper yanardağ olmadığını belirtmekte fayda var. Jeologlar, dünya tarihi boyunca en az 47 süper patlama olduğuna dair kanıtlar keşfettiler. En sonuncu patlama ise yaklaşık 26 bin yıl önce Yeni Zelanda'nın Taupo Gölü'nde meydana geldi. Ayrıca değişen tektonik plakalar 74 bin yıl önceki Büyük Toba patlamasına neden oldu.
Bu da gelişmekte olan insan ırkının bir kısmını neredeyse yok etmiş olan 6 ila 10 yıllık dramatik bir küresel kışa neden oldu. Bu çok kesin bir bilgi olmasa da, dünya kabaca ortalama olarak her 100 bin yılda bir süper patlamalara tanık olmuştur. Yellowstone gibi patlama ihtimali olduğu düşünülen bir diğer bölgede şu anda İzlanda'daki Barabunga Yanardağı'dır. Buradaki lav akıntıları ve tipik bir volkanik patlama ile sonuçlanacak hareketlilikler aslında daha küçük bir olaya işaret eder. Bu patlama büyük olasılıkla magma yüzeye çıkarken parkın belirli bir alanında meydana gelen bir dizi depremden kaynaklanacaktır. Beklenmedik bir şekilde çok daha büyük bir süper patlama olması durumundaysa işaretler çok daha belirgin olacak ve büyük olasılıkla parkın her yerinde yoğun sismik aktivite fark edilecektir. Öyle ki bir patlamadan önce bu depremlerin magmanın üzerindeki kayaları parçalaması haftalar veya aylar alabilir. Peki ya en az 1 milyon kubik kilometre malzeme fırlatan ve haftalar hatta aylar süren normal bir volkanik patlamadan 1000 kat daha güçlü olan süper patlama olursa ne yapacağız? Lav akışları nispeten küçük bir yarıçap içinde, yani parkın içinde gezinecektir. Ki buna 64 kilometrelik bir alan diyebiliriz. Aslında malzemenin yalnızca yaklaşık 1/3 atmosfere ulaşacaktır ve hasarın çoğu da volkanik külden gelecektir. Sonrasında parçalanmış kaya ve cam karışımı kilometrelerce havaya fırlayacak, ülkenin dört bir yanına dağılacaktır. Bilim insanları bir patlamanın her yöne yayılacak bir bulut üretip üretemeyeceğini anlayabilmek için tarihsel kül birikintilerini ve gelişmiş modellemeyi kullandılar. Bu da bir süper patlamanın kuzey kayalıklarını 1 metrelik küle gömebileceği ve Wyoming, Idaho, Colorado, Montana ve Utah'ta felaketler yaşanabileceği anlamına geliyor. Bu arada Orta Batı bölgesi birkaç santimetre kül alırken her iki kıyıda daha az kül alacaktır. Yine de kesin dağılımın mevsim ve hava durumu modellerine göre belirleneceğini belirtelim. Ancak bu senaryolardan herhangi biri bile felaket olacaktır. Bu kadar volkanik kül, insanları, bitkileri ve hayvanları öldürmenin yanı sıra binaları ezme potansiyeline sahiptir. Ülkenin çoğuna ulaşabilecek birkaç santimetrelik kül bile çiftlikleri yok edebilir, yolları tıkayabilir, ciddi solunum problemlerine neden olabilir, hatları bloke edebilir ve hatta trafolarda kısa devre yapabilir. Öte yandan Kuzey Amerika'da yapılan tüm hava yolculukları da iptal olacaktır. Böylesine büyük bir volkanik patlamanın küresel iklim üzerinde de önemli bir etkisi olacaktır. Volkanlar, güneş ışığını yansıtan ve iklimi soğutan kükürt aerosollerini atmosfere püskürtebilir. Aslında bu parçacıkların atmosferde kısa bir ömürleri olduğundan etkileri geçicidir. Örneğin Pinatubo Dağı 1991'de patladığında gezegeni birkaç yıl boyunca yaklaşık 1 santigrat derece soğutmuştu. 1815'teki Tambora patlaması ise dünyanın her yerindeki mahsullere zarar verecek kadar ileri gitmişti ve bazı bölgelerde kıtlıklara neden olmuştu. Tabii bunlar bir süper volkana kıyasla oldukça küçük patlamalardı. Ancak bazı iyi haberlerimiz de var. Yellowstone zaten uzun ve verimli bir hayat yaşamıştır ve bu nedenle yaşanan son patlamanın volkanı öldürmüş olması muhtemeldir. Yine de Yellowstone'un altındaki magma odası, yüzeyden gelen soğukluk ve aşağıdan gelen sıcaklık gibi iki karşıt kuvvet tarafından etkileniyor. Yani alttan daha az ısı girerse hazne potansiyel olarak donabilir ve sonunda katı bir granit gövdeye dönüşebilir. Bunun bir sonucu olarak yeterince uzun bir zaman ölçeğinde sıcak nokta Yellowstone'un altından dışarı çıkacak ve süper volkan muhtemelen sönecektir. Peki siz Yellowstone patlamasının dünyayı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.